Osmanlı döneminin hazin bir hikayesine yolculuk yapıyoruz. Hangi hikaye? Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur oğlu Şehzade Mustafa'nın hikayesi. Şehzade Mustafa, hatırlayacak olursanız, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğluydu. Fakat Mahidevran Hatun'dan, Kanuni'nin ilk eşinden doğmuş olan evladıydı. Fakat bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın aşık olduğu, çok sevdiği eşi Hürrem Sultan var. Hürrem Sultan'dan olan oğullarının da Kanuni'nin nazarında ayrı bir yeri var. Kanuni bu eşini çok sevdiği gibi bu eşinden olma oğullarını da çok sevmiş. İlk oğlu Şehzade Mehmet yetişirken Kanuni Sultan Süleyman belli ki onu tahta geçirmek istiyormuş. Nereden anlıyoruz bunu? Şehzade Mehmet çiçek hastalığından dolayı vefat ettiği zaman İstanbul'daki kendi adıyla yaptırılmış olan Şehzadebaşı Camii'nin hemen arkasındaki türbesine gömüldüğünde sandukasının üzerine Kanuni Sultan Süleyman bir taht koydurmuş. Yani bu çok ilginçtir. Adeta Şehzade Mustafa'ya da şu mesajını vermektedir. Ben onun tahta geçmesinden yanaydım. Bunun üzerine Şehzade Mustafa mesajı almış olmalı. Şehzade Mustafa'nın şanssızlığı Kanuni Sultan Süleyman gibi çok güçlü bir padişahın 46 yıl boyunca, yani Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan padişahtır. Çok uzun süren bu saltanatının sonunda Şehzade Mustafa'nın muarızlarının, rakiplerinin çoğalması. İşte bu muarızlarından en meşhuru Rüstem Paşa. Şehzade Mustafa ahlaki nitelikleriyle, zekası ve aklıyla hakikaten çok sevilen, başarılı da görülen biri olmasına rağmen Rüstem Paşa'nın özellikle de Hürrem Sultan'la karşılıklı olarak işbirliği yaparak kurdukları entrikalar neticesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünden düşürülmüştür ve bunun neticesinde de idam edilmiştir. Tabii burada tartışmalı konular devreye girer. Bu tartışmalara girme niyetim yok. Yani gerçekten Şehzade Mustafa isyana meyilli miydi? İsyan hazırlıkları içinde miydi? Yoksa değil miydi? Bunlar tarihçilerin işi. Merak eden dostlarım detaylarını okuyabilirler. Ancak bizim burada kesin olarak görebildiğimiz, takip edebildiğimiz hususlar var ki onlar da şunlardır. Mesela bakınız, hemen Şehzade Mustafa'nın bu enfes türbesini bizzat yaptıran kişi kardeşi Şehzade Selim olmuştur. Yani Şehzade Selim Hürrem Sultan'ın oğluydu. Kanuni'nin Hürrem'den olma oğluydu. Ağabeyi için bu türbeyi o yaptırmış. Nereden biliyoruz? Bakın şu 16. yüzyıldan kalma çok güzel kitabesinde 1570'lere tekabül eden tarihinde şöyle der. Şeyh Selim Han bin Süleyman emredüp oldu hoş bu ravza-i cennet nüma dedi tarihini edai bendesi Merkadi Gülzar-ı Sultan Mustafa. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Selim emredince ne hoş oldu cenneti gösteren bu bahçe ve edai denen şair bu bahçenin, yani bu güzel Çin'i bahçesinin adeta tarihini düştü. Ne dedi? Merkadi Gülzar-ı Sultan Mustafa. Sultan Mustafa'nın gül bahçesi gibi olan mezarı. Bu ifadeler aynı zamanda bu türbenin yapılış tarihini veriyor. Türbenin yapılışı Şehzade Mustafa'nın buraya gömülmesinden yaklaşık 20 yıl sonradır. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman idam ettirdiği Şehzade Mustafa'yı Bursa'ya gönderdi, buraya gömdürdü fakat üzerine bir türbe yaptırmadı. Mahidevran ile birlikte, Mahidevran da Kanuni'nin eşiydi. Mahidevran Bursa'ya yollandı. Hatta Mahidevran Bursa'ya yollanınca döneminin meşhur şeyhi Yahya Efendi, Beşiktaşlı Yahya Efendi olarak meşhurdur. Kanuni Sultan Süleyman'ı ikaz etmiş. Bak demiş, bunu yapma, oğlunu öldürdün. En azından annesine bir kötülük yapma demiş. Bunun üzerine Kanuni sinirlenmiş, şiddetlenmiş, onu görevinden azletmiş. Ondan sonra da Yahya Efendi Beşiktaş'taki o meşhur dergahına çekilmiş. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman'ın oğluna çok kızdığını anlıyoruz. Üzerine bir türbe yapılmasını bile istemiyor. Annesi Mahidevran Sultan'ı buraya gönderdiğini anlıyoruz. Maddi sıkıntı da çekmiş ama Kanuni'den sonra tahta 2. Selim geçince, Kanuni Sultan Süleyman'ın diğer oğlu geçince o hem Mahidevran'a biraz maddi tahsisat göndermiş, hayatının son dönemlerini rahat geçirmesini sağlamış Mahidevran'ın ve abisinin türbesini de 2. Selim yaptırmış. Bu kitabeden onu
görebiliyoruz. Bugün Mahidevran da burada yatar. Düşününüz, oğlu idam edilmiş. Yaklaşık 27 yıl boyunca oğlundan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, yaşamaya devam ediyor ve o yıllar boyunca oğlunun yasını tutuyor. Ve kendisi de öldükten sonra onun yanına, buraya gömülüyor. Şimdi içeriye girdiğimiz zaman enfes bir çini süslemesi göreceğiz. 16. yüzyılın saray çinisi kalitesinde. Yani ancak benzerini Topkapı Sarayı'nda görebileceğiniz kalitede çok zevkli tasarımları burada bulunuyor. Şimdi bu türbenin içine girelim. Buyurun. Evet, kıymetli misafirler. Türbenin içine girdiğimiz zaman Şehzade Mustafa'nın mezarına, hemen yanı başında annesi Mahidevran Hatun'un mezarına ve diğer Osmanlı Hanedanlığından bir iki kişinin daha mezarını görebiliyoruz. Türbe içi tezyinatına baktığımız zaman ise, bakınız, şöyle özellikle çinilerin dışa doğru kabarık olduğunu fark edeceksiniz. 16. yüzyılın çok güzel o kırmızı rengi burada kullanılmış. 17. yüzyılda bu renk bir daha elde edilememiş. Yani 16. yüzyıl çinilerinde gördüğümüz bu kırmızı ton bir daha hiç yapılamamış. Buradaki enfes çini motiflerinin üzerinde de lacivert zemin üzerine beyaz yazıyla hem Esmaül Hüsna hem Ayetel Kürsi, bakınız şuraya kadar Ayetel Kürsi geliyor. Buradan sonra Esmaül Hüsna başlıyor ve belli bir yerden sonra da hadisler, ama çok zevkli hadisler. Hangileri? Bakınız, bunların hem böyle şiir gibi şiirsel söylenişi çok hoştur. Bir örnek vereyim, hemen en sondaki yazıya bakalım. Kartuşun etrafında laleler, çok güzel çiçekler, ne kadar hoş süslenmiş bakınız. Ortasına da El mevtu ke'sun kullun nasi şaribuhu vel kabru babun kullun nasi dahiluhu yazılmış. Anlamı şu: mevt, yani ölüm, eninde sonunda herkesin içeceği bir kasedir. Kabir, eninde sonunda herkesin gireceği, içinden geçeceği bir kapıdır. Bu söz burada var. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَدْدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامْ اَلْمُؤْمِنُونَ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَا اِلَى دَارِ الْبَقَى Bunun anlamı da şu: müminler ölmezler, sadece dar-ı fenadan dar-ı bekaya nakledilirler. İşte bu gibi güzel sözlerle buradaki çini kuşağında da hoş yazılar yazılmış. Tam kubbe içi yazısında da İhlas suresini görüyoruz. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, hepimizin tanıdığı İhlas suresi yazılmış. Yine 19. yüzyılın süslemelerinden ufak bir parça burada da bırakılmış. Bu türbenin çini süslemesine kadar çok yoğun olduğunu görüyoruz. Çini süslemelerinin çıktığı 3 metre yüksekliğe kadar çok zengin. Onun üstündeki kalem işleri biraz daha sakin, sade. Kalem işlerinden en çok o yine vazoların içerisinden çıkan selvi motifleri dikkat çekiyor. Küçük selviler oldukça hoş tasarımları ile burada yer etmişler. Evet, devam edebiliriz. Evet, kıymetli misafirler, şu anda Bursa'mızın en güzel medreselerinden bir tanesi olan Muradiye Medresesi'ne geldik. Bütün külliyelerimizde, özellikle de Salatin külliyelerinde, yani sultanların yaptırmış oldukları camilerin etrafında mutlaka bir medrese bulunuyor. Bu medreseler bazen bir külliyeden bağımsız olarak müstakil medrese dediğimiz medreseler şeklinde de şehrimizde karşımıza çıkar. Bu şekilde inşa edilmiş medreselerimiz de vardır. Bu medresenin zamanında çok önemli müderrisleri vardı. Çok önemli isimler bu medresede müderrislik yapmışlardı. Bunlardan Fatih Sultan Mehmet'in hocaları özellikle öne çıkanlardır. Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki alimlerden, hocalarından Molla Zeyrek bu medresenin müderrislerinden bir tanesiydi. Hocazade Mustafa Muslihittin Efendi bu medresenin ünlü müderrislerinden bir tanesiydi. Hepimizin adını mutlaka duyduğu Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi, hani zembil sarkıtırmış. O bir zamanlar bu medresede müderrislik yapmış olan önemli müderrislerden bir tanesiydi. Aynı şekilde Molla Fenari'nin meşhur torunu Molla Alaaddin Ali Fenari Efendi bu medresenin müderrislerinden bir tanesiydi. Karşıda medresesi bulunan Şair Ahmet Paşa da bu medresenin müderrislerinden biriydi. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminin büyük
matematikçisi Molla Lütfi çok meşhurdur. Bu medresenin müderrislerinden bir tanesiydi. Muradiye Medresesi, Muradiye Külliyesi'nin yapılarından bir tanesi olduğu için burada mutlaka aklımızda tutmamız gereken bilgi de şu olmalı. Özellikle Salatin Külliyelerine has olan bir uygulama vardır. Buradaki medresenin danışmentleri, öğrencileri çok özel öğrencilerdir. Diğer medreselerden daha ihtimam gösterilir onlara ve her hücrede bir kişi görev yapar. Bir öğrenci kalır. 1582 yılının bir sayımına göre Mefail Hızlı hocamızın tespitidir bu. Mefail Hızlı hocamız Bursa'da bütün medreseleri çalışmış ve kitaplaştırmış olan Bursa'da İlahiyat Fakültesinden hocamız. Onun yaptığı şer'iye sicillerine, mahkeme kayıtlarına dayanarak ulaştığı sayıya göre 1582'de bu koskoca medresede danışment, öğrenci sadece kaç kişi? 7 kişi. Bu diyor özellikle o dönemde Salatin medreselerindeki öğrencilerin seçme. Burası süper. Hani süper sınıflar olurdu ya, hatırlayınız. En başarılı öğrencilerini bir sınıfa toplarlardı. O dönemde de Salatin külliyelerinin medreselerinde en seçme öğrenciler bulunurdu. Bursa'da da hem Yeşil Medrese'nin meşhur Sultaniye Medresesi, Yeşil Külliyesi'nin medresesi hem Muradiye Külliyesi'nin medresesi en öne çıkan Salatin medreselerinden bir tanesiydi. Fakat 16. yüzyılda her hücrede bir öğrenci kalıyor olmasına rağmen Osmanlı'nın son dönemlerinde bu sayı biraz değişmiş. 1884'lü yıllarda sayımda 46 öğrenci var artık. 1906 yılındaki sayımda ise 50 öğrenci var. Dolayısıyla anlıyoruz ki o son dönemde nüfusun da artması. Yani 16. yüzyılın nüfusuyla 20. yüzyıl başlarının nüfusu aynı değil. Ki 20. yüzyılın başlarından şu zamana kadar bile nüfusumuzun 5 kat arttığını düşünürseniz bu nüfus artışının ne kadar çok olduğunu ve bunun medrese öğrencilerinin nüfusuna da aksedişini anlayabilirsiniz. İşte burada da böyle bir değişim olmuş. Peki eskinin meşhur bu Muradiye Medresesi bugün ne olarak kullanılıyor? Bugün gerçekleştirilen güzel bir restorasyondan sonra Muradiye Medresesi Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak yeniden işlevlendirildi. Şu anda bu külliyenin, medresesinin bir zamanlar içinde öğrencilerinin kaldığı medrese hücrelerinde çok güzel eserler sergileniyor. Bu eserler neyle ilgili? Öncelikle Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Kur'an-ı Kerim malumunuz Hazreti Ebu Bekir zamanında toplandığında, Hazreti Osman zamanında çoğaltıldığında günümüzdeki gibi değildi. Harekeler kondu, önce noktalar sonra harekeler gitgide hem yazımı gelişti. İşte bu gelişim sürecinin nasıl olduğunu ziyaretçilere aktarabilmek için buradaki hücrelerde Kur'an yazısının, hat yazısının gelişim süreci güzel bir şekilde anlatıldı. Sadece yazının serüveni değil, şu anda bu müzenin içerisinde aynı zamanda Kabe'den örtüleri hemen 3. odada görebiliyoruz. Kisveler var. Yine bu tarafta Bursa'mızın farklı yerlerinden getirilmiş özellikle Emir Buhari Tekkesi'nden yazılar. Şu arkamdaki büyük eyvanda göreceğiniz yazılar Bursa'mızın bir zamanlar türbelerinin içerisinde sandukaların önünde tanıtıcı levhalardı. Mesela biz şimdi ziyaret ettiğimizde nasıl ki Muradiye Külliyesi'nde 2. Beyazıt'ın eşi Gülruh Sultan Latince yazıyor, Latin harfleriyle yazıyor. Burada ise aynı yazının, yine Türkçe yazının Arap harfleriyle yazılmış Osmanlı zamanında kullanılan levhaları sergileniyor. Osman Gazi'nin türbesinde bulunan Sultan Abdülaziz'in türbeye nişan hediye etmesi üzerine buraya bir zamanlar orada olan, sonra buraya taşınmış olan bir yazıyı da görebilirsiniz. Değerli dostlar, şimdi Bursa'mızın en önemli simalarından bir tanesini ziyaret edeceğiz. Genellikle Muradiye'nin gölgesinde kaldığı için az ziyaret edilen, az tanınan bir siması vardır ki Bursa'mızın Türk edebiyatı tarihine adını kazımış. Adı sadece Osmanlı'da değil, Mavera-ül-Nehir, Horasan bölgesinde Alişir Nevai'nin, Molla Camii'nin, Hüseyin Baykara'nın yanında onların meclisinde dahi anılan çok meşhur bir simadır. Şair Ahmet Paşa. Fatih Sultan Mehmet'in en yakınındaki hocalarından bir tanesidir. Şair Ahmet Paşa'yı bu sebeple tanımak bütün Bursalıların adeta vazifesidir. Bu sebeple
Muradiye'yi gezerken Şair Ahmet Paşa'mızı da şimdi ziyaret edeceğiz. Hemen arkamda görmüş olduğumuz türbesi, sağ taraftaki bakınız Şair Ahmet Paşa'nın gömülü olduğu türbesidir. Yanı başında da onun yaptırdığı bir medrese vardır. Bir külliyeye bağlı olmayan müstakil medreselerden bir tanesidir. Bu sebeple medresesini de görmüş olacağız. Buyurun türbesinin önüne doğru geçelim. Bir gün Alişir Nevai, Alişir Nevai kimdir? Timur'un torunlarından Hüseyin Baykara diye bir adam var. Bu Hüseyin Baykara Herat bölgesini başkent yapmış bir sultan. Fakat öyle bir sultan ki şiire, edebiyata, sanata onun kadar düşkün olan dünya tarihinde sultan çok az var. Bu yüzden Hüseyin Baykara Meclisleri adı verilen özel meclisler varmış. Hatta Evliya Çelebi bile beğendiği bir meclise denk gelince ne güzel bir meclis, Hüseyin Baykara Meclisi gibiydi diye anlatır, hep ona atıf yapar. Bu Hüseyin Baykara, Timur'un küçük torunu, meclisinde Alişir Nevai ve Molla Camii var. Bunlar bir gün konuşurlarken Alişir Nevai şöyle demiş. Yahu demiş, sizin Rum diyarı dediğiniz yer ne ki? Orada ilim irfan sahibi insana tesadüf etmek zordur. Yani o dönemlerde İslam ilim şehirleri, başkentleri diyebileceğimiz Semerkant, Buhara, Herat gibi ilim merkezleri varken Anadolu'nun yeni Müslüman olmuş ya da Anadolu ile birlikte Rumeli'nin, her ikisine birden Rum diyarı denirdi eskiden. Yani Osmanlı topraklarının diyebiliriz. Osmanlı topraklarında daha yeni Müslüman olan yerler, bu kadar kendini geliştirmiş ilim irfan sahibi insana tesadüf etmek mümkün olmaz deyince Molla Camii hayır dedi, haksızlık ediyorsun. Oralardan da çok önemli büyük simalar var. Şiir gücü olan irfan sahibi insanlar var. Bunun üzerine tartışma çıkmış ve o esnada bir murakka puş gelmiş. Murakka puş ne demek? Murakka hırka demek. Puş örten. Yani hırka giyen bir derviş meclise girdi. Nereden geldin diye sordular. Dedi ki Rum diyarındanım. Hah dediler, tam da Rum diyarını konuşuyorduk. Sizin oralardan büyük bir şair var mı çıkan dediler. Bu murakka puş da Şair Ahmet Paşa'nın bir dizesini şöyle demiş. Olmaz mı? Bir Şair Ahmet Paşa'mız var. Bir beytinde şöyle diyor. Çiğni zülfün miske benzettim, hatasın bilmedim. Key perişan söyledim, bu yüz karasın bilmedim. Kad kıyamet, gamze afet, zülfü fitne, hat bela. Ah ben kim bunca hüsnünün, bunca belasın bilmedim deyince Molla Camii ayağa kalkıp raks etmeye başlamış. Aşka gelmiş. Böylesine yüksek söz gücüne sahip cümleler nasıl dile getirilebilir? Şimdi Molla Camii'yi aşka getiren neydi? Bu dizelerin özellikle ilk beyti çok meşhurdur. Çiğni zülfün müşke benzettim, hatasın bilmedim. Key perişan söyledim, bu yüz karasın bilmedim. Anlamı şu. Ben diyor çiğni zülfünü, saçının kıvrımını miske benzettim, güzel kokuya benzettim. Ama güzel bir koku miske benzetilebilir. Övmek için miske benzetebilirsiniz. Fakat güzel bir görüntüyü, bir saç kıvrımını miske benzetmek hatalı olur. Fakat ben aşkımdan o kadar aklım başımda değil ki buna hata ettiğimi fark etmedim. Key perişan söyledim, bu yüz karasın bilmedim. Yani yaptığım hatadan dolayı pişman değilim derken Şair Ahmet Paşa bir taraftan tecavüyle arif yaparken diğer taraftan da şu imalarda bulunuyor. Şimdi eskiden hatasın bilmedim diyordu ya şiirinde. Hata Çin demektir. Çin'in de güzel kokusu meşhurmuş bir zamanlar. Şimdi bir zamanlar çiğni zülfünü derken oradaki çiğn kelimesi saçın kıvrımı hem Hatay'a işaret ediyor. Eski divan şiirimizde Hatay kelimesini gördüğünüz zaman sakın bizim Hatay şehrimiz zannetmeyin. Kastedilen Çin'dir. Çin Hatay olarak anılır. Hıtay ya da Hatay. Yani Şair Ahmet Paşa dizesinde öylesine çağrışımlar yapıyor ki bir taraftan tecnis sanatını uyguluyor. Hatay'la Çin'i karşılaştırıyor. Diğer taraftan her bir dizesinde bir önceki dizede geçen bir kelimeyi kullanıp daha güzel bir formda sunuyor. Mesela kad kıyamet, gamze, afet, kad boy demektir. Boyu kıyamet gibi güzel o sevgilinin. Gamzesi afet, zülfü fitne, saçının o kıvrımı bir fitne. Kad had bela, yani yüzündeki ayva tüyleri bir bela. Burada bakın bir bela kelimesi geçti. Bir sonrakinde de
ah kim ben Hüsnü'nün bunca belasını bilmedim derken hep bir sonraki dizelerinde de önceki kelimeyi kullanıyor. Velhasıl bizim şu anda böyle fark etmekte biraz aciz kaldığımız çok ince sanatlarla bu beyitleri söyleyince Molla Camii altının değerini kuyumcu bilir derler ya, bu sözün gücünü fark etmiş. Ayağa kalkıp raks etmeye başlamış, aşka gelip dönmeye başlamış. Ve demiş ki işte müddeamız sabit oldu. Ben dememiş miydim Rum diyarından böylesine adamlar çıkar. Bunun üzerine şair Ahmet Paşa'nın, yani Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şairinin adı her hatta tanınmaya başlar. Tanınmaya başlayınca bunun üzerine Alişir Nevai, döneminin büyük şairi, 33 tane şiirini gönderir nazire yapsın diye. Ve hepsini şair Ahmet Paşa tanzir eder. Yani beyitlerine başka beyitlerle karşılık verir. Ve şair Ahmet Paşa'nın ne kadar üstün seviyede bir şair olduğu fark edilmiş olur. Son bir detay vererek şair Ahmet Paşa'yı hatırlamış olalım. Şair Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in bir gün gözünden düşer. Gözünden düştüğü zaman da Fatih kendisine çok kızar. Kendisi çünkü musahiplikten vezirliğe yükselmiş. Bir zamanlar padişahın vezirliğini de yapmış. Alimlere ve sanatkarlara karşı çok müsamahakar olan Fatih Sultan Mehmet, devlet adamlarına karşı ise çok serttir. Şair Ahmet Paşa'nın da devlet adamlığına terfi ettiği, vezirlik yaptığı bir dönemde bir hatasından dolayı Şair Ahmet Paşa'ya çok kızar. Bu hatası tezkirelerde bize anlatılıyor ama detay vermeyeceğim şimdilik. Kızdıktan sonra onu hapsettirir. Hapisteyken Şair Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'e bir şiir gönderir. Şiir bugün hala Türk edebiyatı tarihinin en güzel eserlerinden biri kabul edilen Kerem Kasidesi'dir. Bu Kerem Kasidesi Fatih Sultan Mehmet'i öylesine etkiler ki bu sözleri söyleyebilen bir adam hapiste durmamalı der. Hapisten çıkartır Şair Ahmet Paşa'yı. Yani sözün gücüne bakın. Gücün sözü değil, sözün gücü önemli. Ve sözün gücünden dolayı Şair Ahmet Paşa'yı Fatih hapisten çıkardıktan sonra tamam der. Yanımda değil artık ama hapisten çıksın. Ve Şair Ahmet Paşa Bursa'ya gönderilir. Bursa'da bir nevi sürgün hayatı yaşar. Bir yandan medrese yaptırır. Hemen bakınız yan tarafımızdaki medrese. Bugün Uluğumay Müzesi eski halk kıyafetlerinin Osmanlı zamanında kullanılan, giyilen halk kıyafetlerinin sergilendiği güzel bir müzedir. Medresenin ön tarafı açıktır. Enfes bir Bursa manzarasına doğru bakar. Bu tarafı, güney tarafı kapalıdır. İki yanda hücreler ve güney tarafında büyük medrese odası, müderris odası görülebilir. Dolayısıyla bu güzel konuma sahip tam böyle şeyin üstüne doğru bakar. Eski Atatürk Stadyumu vardı ya, Bursa Spor'un şampiyon olduğu, oraya doğru bakar. Aynı zamanda ovaya doğru bakar. İşte bu güzel yerde Şair Ahmet Paşa, şair ruhlu adam, şair adam, burada medresesini yapmış, kendisi için türbesini yaptırmış. Burada kendisi bugün medfun bulunuyor. Aklımızda nasıl kalsın anlattığım bunca şeyden sonra? Aklımızda döneminin en meşhur şairi, adı bütün bir İslam dünyasında tanınan, sadece Osmanlı'da değil Mavera-ül-Nehir bölgesinde bilinen bir şair. Fatih dönemi ve 2. Beyazıt döneminin de büyük müderrisi ve alimi olarak Şair Ahmet Paşa'yı aklınızda kodlayabilirsiniz. Şair Ahmet Paşa'nın işte bugün türbesi burada. 2. Bayezid zamanında vefat etmiştir ve buraya kendisi gömülmüştür. Evet sevgili dostlar, hemen yan tarafımızda Muradiye Külliyesi'nin merkezini oluşturan Muradiye Camisi var. Muradiye Camisi de Bursa'mızda gördüğümüz ters T planlı, kanatlı Osmanlı camilerinin güzel bir örneğidir. Tıpkı Orhan Gazi Camii'nde olduğu gibi, tıpkı Yıldırım, Yeşil, Hüdavendigar camilerinde olduğu gibi içeriye girer girmez sağ tarafta ve sol tarafta tabihane dediğimiz açıklıklar vardır. Bu tabhane odaları güç kazanma odalarıdır. Ne demektir güç kazanma? Tab güç demek. Eskiden seyyah dervişler var. Bu seyyah dervişlerin durup dinlenebilecekleri, kalabilecekleri yerler olarak bu tabhaneler tasarlanmış. Bu yüzden tabhane odası diye isimlendirilmiş alanlar göreceğiz. Tam karşıda ise basamakla çıkılan, namaz kılınan yerler bulunuyor. Birinci harim kısmı bulunuyor. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resim bizim kaplumbağa terbiyecisiyle tanıdığımız meşhur Osman Hamdi Bey'in tam bu giriş kapısını resmettiği bir resim. Bakınız, Osman Hamdi Bey Bursa'daki pek çok
tarihi yapıyı resimlerinde kullanmış. Bu resmin adı Cami Önü resmidir. Osman Hamdi Bey pek çok tablosunda Bursa'mızın Yeşil Camii'ni, Hünkar Mahfili'ni, Kaplumbağa Terbiyecisi resminde kullandığı gibi Muradiye Camii'nin bu giriş kapısını da bakınız bir resminde kullanmıştır. Caminin bu son cemaat mahfiline geldiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Şuradaki sıvalar kazınmıştı. Tam şurada gördüğümüz mihrabiye motiflerinin arkasında Yunan bayrakları vardı. Çok ilginçtir. Bursa'mız 2 yıl, 1921'li yılları hatırlayın, 2 yıl Yunan işgali altında kalmıştı. Bu esnada Yunanlılar ne yapmışlar? Kendi bayraklarını bir mühür gibi buralara vurmuşlar. O yüzden çok şaşırtıcı bir şekilde o Yunan bayraklarını ben fotoğrafladım, internete de paylaştım. Sonra restorasyonda bunların üzeri de kapatıldı. Bence şey olarak kalmalıydı, en azından ufak bir parça, yani bir ibret olarak kalmalıydı. İşte o 2 yıllık Yunan işgalinde buraya Yunanlılar bayraklarını çizmişlerdir. Şu cephe boyunca ufak ufak bayraklar yer almaktaydı. Hemen yukarıda balkon kısmının devam ettiğini görüyoruz. O ortadaki Hünkar Mahfili olarak işlevlendirilmiş olan şu giriş kapısının üstünde yer alıyor. Bunlar Osmanlı mimarisinde ilerleyen dönemde özellikle İstanbul camilerinde göreceğimiz Hünkar kasırlarının ilk dönem örnekleri. Nedir Hünkar kasrı? Padişah namaz kılmadan önce abdest alıp bir süre kalabileceği, dinlenebileceği, oturup Kur'an okuyabileceği camilerin yanında özel kasırlar vardır. Sultanahmet'te, Yeni Cami'de. Bunların erken dönem Osmanlı mimarisindeki daha yeni oluşmaya başlayan belki yansımaları. Bir dinlenme odası gibi yukarıda bir tasarım yapılmıştır. Bu tarz camilerde Hünkar kasırlarının en güzel örneği de Yeşil Cami'dekidir. Yeşil Cami'nde o Kaplumbağa Terbiyecisi resminin de çizildiği yerde en güzel örneği bulunuyor. Buyurun şimdi devam edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet'in annesi olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen giriş kapısının üzerinde Seyyidetül Havatin, yani hatunların sultanı olan Mehmet Çelebi'nin validesi diye yazıyor. İlginçtir. Fatih Sultan Mehmet'in 1449 yılında, yani tahta 1451'de yeniden oturmadan önce anılışı Mehmet Çelebi şeklindedir. Bizim Yeşil Türbe'de yatan Çelebi Mehmet'le karıştırmıyoruz. Onun annesi Devlet Hatun, o ayrı. Burada da Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Çelebi olarak anılmıştır. Çelebi bir sıfattır. Eğitimli kişi anlamına gelir. Mürekkep yalamış, eğitim almış kişi. Allahlık adam. Neden Allahlık adam? Çalap Allah demektir eski Türkçe'de. Çelebi çalaplık, Allahlık adam demektir. Bunlar genellikle eğitimli kişiler için kullanılan bir tabir idi. İşte Mehmet Çelebi'nin de bu şekilde anıldığını görebiliyoruz. Aslında kastedilen Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'in annesi bir Sırplı Hristiyan mı? Hatice İsfendiyar Hatun, İsfendiyaroğulları Bey'inin kızı mı? Yoksa burada yatan Hüma Hatun mu? Sorusunun kesin cevabı bu türbenin hemen girişinde bulunan kitabeden ortaya çıkmaktadır. Çünkü kitabede hem 1449 tarihi verilmiş, hem Fatih'in annesi olduğu vurgulanmış. Verilen tarihten, ölüm tarihinden diğer ihtimalleri elemek mümkündür. Bu sebeple de Hüma Hatun işte burada yatıyor. Hemen arkasında bir sürü mezar taşları sergileniyor demiştik. Aynı zamanda Bizans zamanından kalma küpler de yan tarafta sergileniyor Muradiye bahçelerinde. Hemen bu arada yanımızda da Saraylılar Türbesi var. Bu Saraylılar Türbesi geçtiğimiz 3-4 yıl önceye kadar içinde kimin yattığı bilinmeyen türbelerdi. Ancak Fransa'dan gelen bir mektupla Belkıs Hanım, Akile Hanım isimlerinde bir zamanlar Şehzade Mustafa'nın yanında bulunup onlarla birlikte, Şehzade Mustafa ile birlikte yanındakiler de buralara gönderilince buraya gömülmüş olan Saraylılar olduğu ortaya çıktı. İsimleri tespit edildi. Dolayısıyla burada yatan kişilerin Akile Hanım, Belkıs Hanım oldukları ile ilgili bilgimiz var. Etrafı açık, baldaken formlu bir türbe. Açık olan mezar taşlarında kimlerin mezar taşları bulunuyor? Meşhur Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin orijinal mezar taşı hemen burada. Yine Karagöz, Hacivat oyununu ilk oynatan meşhur Şeyh Küşteri, kendi sarığını gererek, sarığından arkadan ışık vererek oynatan Şeyh Küşteri'nin mezar taşı burada bulunuyor. Bunların gerçek mezarı değil, gerçek mezarları olmamasına rağmen mezar taşları buraya taşınmış, burada sergileniyor durumdalar. İşte arkadaki Açık Hava Mezar Taşları Müzesi'nde bunları da hatırlamış olalım.
Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Buyurun. Değerli dostlar, nereye geldik? Burası Bahri Baba Mescidi. Muradiye semtimizin en önemli mescitlerinden bir tanesi burasıdır. Çünkü Bahri Baba önemli bir simadır. Burayı yaptırmış ve yanı başında gömülmüş olan Bahri Babamız, Kanuni Sultan Süleyman'ın çok iltifat ettiği bir şeyh efendidir. Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte seferlere katılmıştır. Bunlardan en meşhuru Kanuni Sultan Süleyman'ın da son seferi olan hangi seferdir? Değil, Zigetvar seferidir. Bravo. Zigetvar seferine giderken, hatta derler ki Bahri Baba Kanuni Sultan Süleyman'ın bir şeyini, vermiş olduğu florin hediyesini gömmüş. Demiş ki seferden dönecek olursam yeniden çıkartacağım demiş. Ve sefere Kanuni ile birlikte gitmiş. Kanuni Sultan Süleyman bu seferde biliyorsunuz şehit olmuştur. Zigetvar son seferidir. Ve İstanbul'a dönmeden önce Zigetvar'da şehit olmuştur. Bu kalenin alınabilmesi için de derler ki Bahri'de de halka çok askere çok moral verdi. Vaaz-ı nasihatleriyle onları yönlendirdi. Ve Kanuni dönemedi ama Bahri Baba seferden döndü. Camisini yaptırdı. Altınları çıkarttı, o florinleri derler. Kanuni'nin iltifat ettiği bu şeyh efendi aynı zamanda bir şairdir. Ve en meşhur beyti hangisidir diye soracak olursanız, cihan ara cihan içredür, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredür, deryayı bilmezler. Bu çok güzel. Hayat düsturu edinebileceğiniz, aklınızdan hiç çıkartmayacağınız, hayat felsefeniz olarak bir tarafta böyle hep dursun. Bir cümledir bu. Nedir biliyor musunuz? Unutmayınız. Cihan ara cihan içredür, arayı bilmezler. Yani cihanın süsü, güzelliği bu cihanın içindedir. Ama insanlar bunu fark edemezler. Tıpkı balıkların deryanın içinde olmasına rağmen deryada olduklarını fark edemeyişleri gibi. Nasıl ki balıklar hep denizdedirler ama siz hiçbir balığa sordunuz mu sen denizde misin diye. Balıklar denizde olduklarını hiç bilmezler. Çünkü denizin dışını bilmezler. Tabii burada tasavvufi göndermeler de yapıyor aynı zamanda Bahri Baba. Nedir o? Bir ötelerde bir dünya var. Hiç bilmiyor olsak da. Deryanın içindeki balık nasıl denizde olduğunu bilmiyorsa aynı şekilde insanoğlu da bu cihanın güzelliğini fark edemiyor. Hangimiz kullandığımız lavaboda fayansın deseninin güzelliğine dikkat ediyoruz ki? Her zaman sadece doğal yeşillikler, çiçekler değil. Bizim aslında günlük hayatımızda, evimizde, her tarafımızda karşımızda olan güzelliklerin dahi güzel olduğunu fark edemiyoruz. Bu konuda hepimizin bir zafiyeti var. İşte irfan sahibi bir şair olunca buna işaret etmiş. O yüzden de bu şairin Bahri ismini, aynı zamanda Şeyh Efendi olan Bahri Baba'yı, Bahir deniz demektir ya, denizin içindeki balıkların denizde olduğunu fark edemeyişlerinden hatırlayabilirsiniz. Zihninizden o şekilde bir çağrışım yapsın. Evet, Bahri Babamızın mescidi Bursa'mızın dikdörtgen planlı, mütevazı, güzel mescitlerinden bir tanesidir. Onu da hemen burada yad etmiş oluyoruz.